Bu bölümde Microsoft Word ile resim işlemleri yapacağız. Burada gördüğünüz gibi bir haber var ve haberin altında onunla ilgili bir resim var. İşte koronadan ölenlerin sayısı vesaire bilgileri var. Şimdi bir yerde bir resmi Word belgesine yerleştirmek oldukça kolaydır. Nasıl yaparsınız? Mesela gelirsiniz internet sitesinden, şurada bir resim var diyelim. Üzerine gelip sağ tıklayıp resmi kopyala dersiniz ve gelip işte buraya yapıştırırsınız. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bu resim mesela masa üstündeyse, mesela farklı kaydet diyorsunuz ve şurada bir yere kaydediyorsunuz. Peki, sonra geldiğinizde mesela şurada resmin olmadığını düşünelim. Resmi eklemek istiyorsanız gidip onu doğrudan buranın üstüne kopyalayabileceğiniz gibi ekle menüsünden resim ekle dersiniz ve gelip işte o resim neredeyse oradan seçersiniz ve tamamı bastığınızda resim oraya gelmiş olur. Ebatlandırmayı şuradan yapabilirsiniz. Kenarlarından, köşelerinden tutarak bütün ebatlandırma işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir üçüncü yol da şudur. Şöyle düşünün. Resim ekle dediğiniz zaman şurada ekleme menüsüne gelip resimler dediğiniz zaman herhangi bir yerde seçmek zorunda değilsiniz. Mesela bir web sitesindeyse resim, resmin üzerine gelip sağ tıklayıp resmin adresini kopyala dersiniz. Evet, bu resmin adresini kopyaladı. Mesela boş bir sayfaya yapıştırdığınızda bu resmi gördüğünüz gibi şu web sitesinin işte şu klasörlerinden şu isminde bir resimmiş. Enter'a bastığınızda sadece o resmi gösterir. Çünkü bu bir resim ve o web sitesinde bir tane klasörün içinde duruyor. Üzerine gelip sağ tıklayıp resmi kopyala yerine resim adresini kopyaladığınızda şu adresi kopyalıyor. Şimdi gelip aynı şekilde siz buraya resim ekle dediğiniz zaman herhangi bir klasörle hangi klasörden alayım diyor. Hiç gerek yok. Sadece dosyada yazan yere o web adresini yapıştırın. Bakın hangi dosya? İşte şu isimde, şu web sitesinde, şu isimde bir dosya. Ekle diyorum ve şu anda web sitesine gidiyor ve o resmi bulup buraya ekliyor arkadaşlar. Peki, mevcut bir resmi de değiştirebilirsiniz. Yine onu da siliyorum. Bu resmin üzerindeyken biçim menüsünden resmi değiştir dediğinizde, şimdi boş bir yerdeyken biçim menüsü görünmez. Sadece resimle ilgili olduğu için biçim menüsü görünüyor. Bu resimle alakalı biçim menüsüdür. Gelip resmi değiştir dediğinizde nereden getireyim? Dosyadan. Tamam. Web adresini yapıştırıyorum. Yani deminki resmin olduğu adresi yapıştırıyorum ve bu resmi ona dönüştürüyor. Evet, tekrar geri alıyorum. Evet, resim almak bu kadar kolay. Genelde insanlar kopyalayıp yapıştırırlar ekrana ve o şekilde işlemler yaparlar. Web adresinden almak da oldukça kolaydır. Web adresinden önce indirirsiniz o resmi bir klasöre veya hiç indirmenize gerek yok. Üzerine gelip işte ekle menüsünden direkt adresi yapıştırarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim resimlerle ilgili işlemlere. Ben öncelikle şu resmin güncel halini hemen resmi değiştir diyorum ve şu resmi ekliyorum. Az önceki resmi daha önce indirmiştim. 1 Temmuz 2020'deki durumu gösteriyor. Bugün 2 Temmuz bu videoyu çektiğim tarih. Şimdi burada bazı işlemler yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biçim menüsü burada çok önemli. Şimdi öncelikle resmi biraz küçülteyim. Gördüğünüz gibi biçim menüsünün en sağ tarafında ebatları var. İşte arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Kaç santimse hepsini gösteriyor. Buradan gördüğünüz gibi. Şöyle biraz küçültelim. Resmi küçülttükten sonra mesela şuradaki üstteki boşlukları siliyorum delete tuşuna basarak. Şuradayken mesela resmin konumunu değiştirebilirsiniz. Resmi nereye ekleyelim? Şöyle bir sayfayı önce küçültüyorum. Sayfanın içerisindeyken resmin konumunu mesela mevcut konum bu. Sol üst köşeye mi? Sayfanın sol üst köşesine mi? Orta üst mü? Sağ üst mü? İşte mesela orta ve benzeri. Bakın sayfanın neresine yerleştirmek istiyorsanız bunlardan birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada 6 tane seçenek var. Sayfanın en ortası mı? Sol üst köşesi mi? Vesaire. Bunların hepsini seçebiliyorsunuz. Mesela şöyle yaptığımızda sol üst köşeye yerleştiriyor. Peki geri alıyorum. Şimdi bir de şurada metni kaydır seçeneği var. Metinle aynı hizada genelde seçilidir. Yani yanına herhangi bir, bunu da bir satır ya da bir paragraf olarak görür. Herhangi bir metnin yanına koymaz. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Mesela kare şeklinde göster dersem, bakın
herhangi bir yazının kenarına koyar ve kare şeklinde gösterir. Bakın, kenarına yazı alabilirsiniz veya artık bunu oynatabilirsiniz sağa sola. Yani mesela bu çok ciddi bir problemdir. Siz ilk yapıştırdığınızda böyledir. Oynatamazsınız. Gelirsiniz ya bir paragraf olarak durur ya bir satırın arasında durur. Bu ciddi bir problemdir. Ama biçim menüsüne gelip metni kaydır. İşte kareyi seçerseniz hareket ettirme şansınız da var. Yazıların arasında tutma şansınız da var. Evet, geri alıyorum. Sonra sıkı, işte boyunca gibi ifadeler var. İşte bunların da hepsi birbirine benzer. Mesela araya koyabiliyorsunuz vesaire. Bu tür işlemler yapabiliyorsunuz. Metnin arkasına koyduğunuzda da bakın metnin arkasında oluyor gördüğünüz gibi. Mesela önce bir yerleştirelim. Şu konuma yerleştirelim mesela. Biraz da büyütelim. Büyüttükten sonra da metnin arkasına diyorum. Ve gördüğünüz gibi yazının arkasına geldi. Hareket ettirdiğinizde de önde yazı var, arkada resim var. Tabii bunu bu şekilde kullanmak yerine şu üste çift tıklayarak arka plana da atmanız daha mantıklı olacaktır. En azından şeffaf görüntü vesaire bunları sağlamış olursunuz. Metnin önünde de derseniz, bakın önde yazı var, resim var, arkada da metin var. Hiç bozmadan önünde duruyor. Evet. Şurada kaydırma noktalarını düzenle diyor arkadaşlar. Şöyle şekiller oluşturabilirsiniz kaydırma noktaları şeklinde. Burada bakın o noktalara yazıyı kaydırır. Yani ne taraf önde ne taraf arkada duracak meselesini buradan halletmiş olursunuz. Bunu eski haline getirelim arkadaşlar. Bunu kullanmanızı çok önermem. Zira ciddi problemlere yol açabilir. Kaydırma noktaları yani şurasına kadar kaydırma noktası yaparsanız evet oraya kadar arkaya yazı gelebilir ama sonrasında gelmez vesaire. Buna hiçbir yerde ihtiyaç duyulduğunu görmedim arkadaşlar. Şimdi gelelim biçim menüsünde şurada hazır çerçevelerde kullanabiliyorsunuz. Bakın dışına nasıl bir çerçeve koymak istiyorsanız hazır çerçeveler var. Resmi bozmaz bu aslında. Sadece çerçevesini değiştirir. Mesela şöyle yaptığımda, bıraktığımda gördüğünüz gibi resim bu şekilde görünüyor. Ama resmi eski haline getirmek istediğinizde resim gene yerinde duracaktır. Veya geriye alıyorum. Resim eski şekline dönüşecektir arkadaşlar. Bununla ilgili başka şeyler de yapabilirsiniz. Mesela şu sol tarafta renkleri, hazır renkler, renk skalaları kullanabilirsiniz. Mesela işte mavi ağırlıklı renkler, yeşil ağırlıklı renkler. Yani resmi olduğu gibi tamamen renklerini değiştirebilirsiniz. Belli bir renk tonuna getirebilirsiniz mesela. Artistik efektler denen kısımlarda da burada bulanıklıklar, işte arka planda şu gördüğünüz birçok efekti yapabilirsiniz. Yağmurlu efekt vesaire birçok efekt yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu özellikle ne zaman kullanırsınız? Vesikalık fotoğraflarda yapabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Şurada resmi değiştir, resmi sıfırla dediğiniz zaman resmi eski haline getirecektir bu arada. Mesela bazı düzenlemeler yaptınız, renkleri değiştirdiniz, işte parlaklıklar vesaire yaptınız. Sonra resmi sıfırla dediğinizde eski haline getirir. Veya şöyle düşünün, şurada şöyle bir şey yaptınız, sonra da resmi sıfırla dediğinizde sıfırlayacaktır, eski haline getirecektir arkadaşlar. Peki, şöyle bakalım. Şurada kenarlıklarla ilgili hazır renkler uygulayabilirsiniz. Mesela dış çerçeve koymak istiyorsunuz. Burada hazır bir stil yerine kendiniz kenarlık koymak istiyorsunuz. Mesela yeşil bir kenarlık ve kalınlığı da şöyle olsun. Ya da resmin kenarlığını mavi yaparsınız veya belli olsun diye kırmızı yaparsınız. Resim efektlerinde mesela işte çeşitli efektler kullanabilirsiniz. Şurada gördüğünüz efektler, hazır efektlerden. Mesela gölgelendirme yaptığınızda ne şekilde? Mesela şöyle bir gölgelendirme yaptığınızda bakın aşağı kısmına gölge koyabiliyorsunuz. Bunun devamında mesela yansımalar, herhangi bir su yansıması gibi aşağıya yanları vesaire yansıma koymak istiyorsanız bunları ekleyebiliyorsunuz. Parlaklığını da değiştirebiliyorsunuz. Dış kısmına parlatma efektleri koyabilirsiniz. Yumuşak kenarlık dediğimiz mesela dış çerçevesini yumuşatabilirsiniz. Yani kenarları keskin şu anda mesela. Şunlardan işte herhangi bir mesela 5 noktayı 5 puntoya kadar mesela veya istediğiniz şurada kenarlıkların ebatlarını da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Resmi
Eğimlerini de değiştirebilirsiniz veya 3 boyutlu döndürme de yapabilirsiniz. Mesela şöyle yanlara çevirirsiniz. Yani şurada nasıl bir çevirme yapmak istediğinizi buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi Word'de mümkün. Bunlar aynı zamanda arkadaşlar Excel'de de yapabildiğiniz, PowerPoint'te de yapabildiğiniz efektler. Peki, şu kısımları öne getir, hizala, arkaya gönder vesaire hatırlarsınız şekiller bölümünde de vardı. Yani bütün şekiller için geçerli, sadece resimler için değil. Daha önce de anlatmıştım, aynı şey resimler için de geçerli. Döndürmek istediğinizde de yukarı, aşağı, sağ, sol her yöne döndürebilirsiniz veya resmin üzerindeki şu kısma hareket ettirdiğinizde bakın istediğiniz şekilde döndürebiliyorsunuz. Diğer şekiller için de bu geçerliydi arkadaşlar. Evet, şimdi bir de arka planı kaldır diye bir kısım var arkadaşlar. Bunu daha çok vesikalık fotoğraflarda yapabilirsiniz. Bunun için mesela şöyle bir resim var. Bu resmin arka planını kaldırmak istiyorsunuz mesela. Onun için şöyle yaparsınız. Gelirsiniz buradan, biçim menüsünden arka planı kaldır dersiniz. Kendisi başta otomatik bir alan seçer. Bakın şurada arka plan kaldır menüsü geldi. Bastığınızda şöyle bir arka plan oluşturur. Bunu beğenmediyseniz tekrar arka planı kaldır dersiniz. Şurada bir küçük çerçeve oluşturuyor. Mesela ben şu çerçeveyi daraltıp sadece kafası görünsün istiyorum. Değişiklikleri koru dediğimde bakın sadece kafasını gösteriyor. Arka planı kaldıra bir daha tıklayıp bu sefer mesela şu kısma kadar hepsi görünsün. Basıyorum. Şurayı gösterdi ama şu kısmı göstermedi. Ne yapacaksınız o zaman da? Şöyle yapacaksınız bakın. Arka planı kaldır menüsünden korunacak alanı seçiyorsunuz. Geliyorsunuz mesela burası kalsın. Şurası kalsın. İşte şurası da kalsın. Vesaire yaptınız ve tamam dediğinizde bakın arka planda kalmasını istediğiniz yerleri bıraktı. Mesela şuralarda kalsın istiyorsanız, eli de kalsın istiyorsanız şu iç çerçeveyi bir genişletirsiniz. Yukarıdan da biraz küçültürsünüz. Word kendisi otomatik seçiyor neresi kaldırılacak vesaire ama mesela şurada gördüğünüz gibi yani de otomatik seçti ama siz korunacak alanları seçersiniz. Mesela kolunu koru. Şurayı koru. İşte şurayı da koru dediğinizde tamam dediğinizde evet korudu. Eğer mesela şöyle düşünelim. Tüm değişiklikleri çöpe at diyorum. Şöyle bir şey yaptınız. Geldiniz ve arka planı koru dediniz. Ve mesela dediniz ki tamam burası görünsün ama bakın nereyi seçmiş? Şuralar şuralar hepsini seçmiş. Ben diyorum ki burayı gösterme. Yani tersini yapacağım. Geliyorum şunu. Diyorum ki burayı kaldır. Şurayı da kaldır. Peki nereyi koruyacak? Zaten buraları korudu ama yine de korumaya almak istiyorsanız oraları seçersiniz. Veya işte ekstradan şurayı da göster derseniz göstertirsiniz. Bakın neresi korunacak, neresi kaldırılacak? Hepsini şey yapabiliyorsunuz, işaretleyebiliyorsunuz. Nereyi koruyacağınız, nereyi kaldıracaksınız. Tüm değişikliği attığınızda da eski haline getirecektir arkadaşlar. Evet, resimlerle ilgili anlatacaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Yine grafiklerden, şekillerden çok farklı değil menüsü. Gördüğünüz gibi resimleri hareket ettirebiliyorsunuz, arka plana atabiliyorsunuz, öne getirebiliyorsunuz, arkasını şeffaf hale getirebiliyorsunuz. Bütün bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.